Evet değerli arkadaşlar, Türk İslam tarihinden devam ediyoruz. Arkadaşlar Türk İslam tarihinden bir soru, Türkiye tarihinden bir soru. Toplamda iki soru bekliyoruz Türk İslam ve Türkiye tarihinden. Türk İslam tarihi çalışmak biraz gıcıktır, uzundur ama emin olun soruları daha kolay geliyor. ÖSYM de sağ olsun birkaç yıldır bize devletleri anlattırıyor. Edebi eserlerden soru soruyor. Tabii ki biz edebi eserleri anlatıyoruz, denemelerde soruyoruz. O yüzden siz de uyanık olun, devletlerde çok derinliğe inmedin. Genel hattını bilin, kültür medeniyet kısmına ağırlık verelim arkadaşlar. Hadi buyurun bakalım. Talas Savaşı. Türk İslam tarihi hangi savaşla başlar? Talas Savaşı arkadaşlar. Bu savaşın diğer ismi Atlık Savaşı'dır. Atlık Savaşı. Bu savaş Çin ile kim arasında yaşanacak arkadaşlar? Araplar arasında. Çin ile Araplar arasında. Orta Asya'ya hakim olmak adına. Biz Çin tehlikesine karşı aslında biraz Araplardan yardım da istiyoruz. Araplar geliyor. Karluk, Yağma, Çil boyları Araplara destek veriyor. Bizim desteğimiz savaşı kim kazandı? Araplar. O zaman buyurun. Araplar bu savaşı kazanınca arkadaşlar 1. Orta Asya Çin tehlikesine girmekten kurtuldu. 2. Tarihte ilk kez Türk-Arap ittifakı başladı. 3. İpek yolunun küçük bir kısmına Araplar egemen oldu. 4. Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etti. 5. Türk İslam tarihi başladı. 6. Kağıt matbaa Çin dışında da yayıldı. Semerkant'ta da yayıldı. Oldu mu? O yüzden Talas Savaşı'nı özet geçtim. Gençler biz İslamiyet'i kabul ettik. Hocam neden kabul ettik? Neler kolaylaştırdı? Bunları zaten biliyorsunuzdur. O yüzden burada da oyalamak istemiyorum sizleri. Bizim İslamiyet'i kabulümüzü sağlayan gelişmeler. Birincisi neymiş arkadaşlar? Talas Savaşı. İkincisi özellikle Abbasilerin bize karşı ılımlı politikaları. Hadi bakalım. Türk-Arap ilişkileri. Arkadaşlar biz Arap toplumuyla komşu olduk. Komşu olduğumuz savaşın adı Nihavend. Evet. Komşu olduğumuz savaşın adı neymiş arkadaşlar? Nihavend. Ama bu savaşı biz yapmadık. Araplar kimle yaptı? Sasanilerle, İran'la yaptı. Çünkü hatırlarsanız Göktürkler Akunlara karşı Sasani'ye karşı Bizans'la işbirliği yapıp Sasani'yi zayıflatmıştı. Biz farkında olmadan İslam ordularına asis yaptık. Hazreti Ömer de gitti arkadaşlar. Ne yaptı? İran'ın fethini tamamladı. Kadisiye, Köprü, Celula, Nihavend savaşlarıdır bu. İslam tarihi bizim müfredatımız değil bu arada. İran'ı fethedince İslam orduları Kafkasya'da Türklerle komşu oldu. Kimle komşu oldu? Hazarlarla. İşte Hazarlarla hangi savaşı yaptı? Belencer Savaşı. Sonra içe doğru yöneldiler. Orta Asya'ya doğru Türk işlerle hangi savaşı yaptı? Haristan. Oldu mu? Peki bu savaşlarımız. Gençler biz İslamiyet'i biraz geç kabullendik. Neden? Türkiye zorla bir şey kabul ettiremezsin zaten. Bu genelde kendi rızamız olan bir şey. Bir de biz Emevileri sevmiyorduk arkadaşlar. Onları biz sevmiyorduk. Çünkü Emevilerde hangi anlayış vardı? Mevali. Evet. Emevilerde hangi anlayış varmış? Mevali. Arap olmayan Müslümana köle gözüyle bakmak. Mevali. Bunlar da böyle bir kasıntılık, bir kendini bir halt sanmalar. Bunun üzerine biz ne yapacağız? Buna tepki göstereceğiz. Şuabi akımı. Evet. Buna tepki göstereceğiz arkadaşlar. Şuabi akımı. Şuabiye. Bu nedir? Mevaliye karşı ortaya çıkan bir tepkidir arkadaşlar. Hocam ne demek bu? Ya Araplar kendisi bir halt sanıyoruz ama Türk ve İran kültürü sizden daha gelişmiştir. İşte bu ideolojinin ya yani bu fikir akımının adı Şuabiye'dir. Daha sonra Emeviler yıkılacak, Abbasiler gelecek arkadaşlar. Biz Abbasilere daha pozitif yaklaşacağız. Çünkü Abbasiler hangi politika izleyecekler? Ümmetçi. Bütün Müslümanlar kardeştir diyecekler. O yüzden biz Abbasiler sayesinde İslamiyet'i kabul edeceğiz. Bunlar da bize görev verecekler. Hangi alanda arkadaşlar? Askeri alanda. Hatta bize özel şehir yapacaklar. Samarra şehri. Türklere özel yapılan şehirdir arkadaşlar. Bir dönem başkent olarak kullanmışlardır. Bize askeri alanda görev verecekler. Komutanların adı ne olacak? Emirül Ümera. Asker komutanların adı Emirül Ümera. Abbasilerde. Sonra Abbasiler bizi Avasım adı verilen güvenlik şehrinde kullanacaklar. Mesela Malatya, Adıyaman Avasım şehridir. Bizans'a yakın yerlerde. Arkasından Abbasiler zayıflayınca bu Emirül Ümeralar
ayrılacak, kendi devletini kuracak. İşte bu kendi devletini kuranlara biz Tevaifül Mülük diyeceğiz. Tevaifül Mülük. Ahmet Hocam, Tevaifül Mülük nedir? Arkadaşlar, Aglebiler, İdrisiler, Büveyhoğulları, oldu mu? Fatimiler, Abbasiden ayrılan herkese Tevaifül Mülük denir. Bizde kim vardır? Türk kökenli olan, Tolunoğulları ve Işitler'dir. Tamam? Tolunoğulları ve Işitler. Değerli arkadaşlar, Mısır'da kurulan zaten ilk Türk İslam devleti kim olacak? Tolunoğulları. Tevaifül Mülük'tü. O zaman cevap verelim. İlklere gelelim. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluk. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti Karanlar. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Tolunoğulları. Avrupa'da kurulan İtil Bulgarları. İlk İslamiyet'i kabul eden Moğollar. Altın Ordu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mıyız? Kronolojik bakımdan bir soru beklemiyorum ama ilk Türk İslam devleti sorusu gelirse İtil Bulgarları. Beklemiyorum ama ÖSYM coğrafyayı kullanıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar, İslam bize neleri değiştirdi? Bir kere hükümdarlık unvanları değişti. Unvanları değişti, değil mi? Ne oldu? Şah, sultan, padişah, Keykavus, Keyhüsrev, Keykubat. Oldu mu? Arapça, Farsça terimler. Bunun dışında arkadaşlar, hükümdarlık sembolleri de değişti. Mesela para bastırmak yaygınlaştı. Bu İslam'dan sonra oluyor. Dinimize böyle bir şey olduğundan değil. Konuyu güzel anlayın. İslam'dan sonra oluyor bu yaygınlaşması. Para bastırmak, hutbe okutmak, menşur giymek, menşur almak halifeden. Bu menşurun yanında hilat geliyor, tıraz geliyor, asa geliyor, çet geliyor. Doğru mu? Osmanlı cürüs dağıtıyor. Bunlar hep İslam'dan sonra. Tamam? Ünvan değişmiş, sembol değişmiş. Arkadaşlar, sanat da etkilendi. Resim ve heykel geri planda, hat, tesip, minyatür ön planda. Arkadaşlar, eğitim de değişti. Medrese eğitimi. Arkadaşlar, alfabe değişti. Arap alfabesi. Değil mi? Birçok toplumda. Takvim değişti. Hicri takvim. Değil mi arkadaşlar? Peki, mimari değişti mi? Tabii ki değişti. Dini mimari. Dilimize Arapça, Farsça kelimeler girdi. Her şey değişti, değişti, değişti. Dikkat! Değişmeyen şey kutla veraset. Evet. Kutla veraset kesinlikle değişmedi arkadaşlar. Ama hocam, İslam'dan sonra kut var mıydı? Var. Allah'ın dinini yaymak için gönderilen kişi arkadaşlar. Tamam. Hükümdar, kut inancı var. Yine ülke hanedanın ortak malı, yine kut inancı var. İslam'dan sonra da var. Ha, kimde yok? Memlüklerde yok, Delhi'de yok. Oldu mu? Bir de Timur Devleti. Bir dönem yok. Oldu mu gençler? Peki, bu İslam'la beraber değişenler. Şimdi İslamiyet'i kabul edeceğiz. Doğru mu? Orta Asya'da ilk Türk İslam devleti kim olacak arkadaşlar? Karahanlılar olacak. ÖSYM'nin en sevdiği devlet kim olacak arkadaşlar? Karahanlılar. Bir kere Serkan'ım şöyle bir kaydır bizi. Gençler, bir haritada sohbet edeceğiz. Haritada sohbet ettikten sonra yazmaya başlayacağız. Evet. Şimdi haritada sohbete başlıyorum. Tam bir sanat eseri gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, burası Ankara diyelim, tamam mı? Anadolu. Anlamayanlar için Anadolu. Gel böyle. Şimdi Batı Türkistan'da Karahanlılar var. Afganistan dolayında Gazi'nler var. Karahan'la Gazi'nin ortasında Samanoğulları var. Oldu mu? Peki, sohbet edelim bakalım. Şu an anlattıklarım bence klasik bilgilerden daha önemli. Batı Türkistan, Karahan, Afganistan dolayları Gazi'nler, Karahan'la Gazi arasında Samanoğulları var. İran taraflarına kim gelecek? Büyük Selçuklu. O zaman buyurun. Karahan, Gazi, Büyük Selçuklu. Üçünü de Türkler kurdu, değil mi? Türkler kurdu. O zaman soru. Hangisinin resmi dili Türkçedir? Hangisinin resmi dili Türkçedir? Bekliyorum. Kiminmiş? Karahanların. Çünkü Batı Türkistan'da kuruldu. Kurulduğu yer önemli. Nüfusu önemli. Kurucusun Türk olması çok da önemli değil. Üçünü de Türkler kurdu zaten. Dediğimi anlıyorsun değil mi? Gazi'yi Türkler kurdu. Resmi dili Türkçe değil. Büyük Selçuklu değil, Farsça. Ama Karahanları Türkler kurmuş. Nüfusu Türk olduğu için resmi dili Türkçe. O yüzden ÖSYM senden istiyor ki İslam'ı kabul etmesine rağmen Türkçe ünvanlara ağırlık veren, İslamiyet'i kabul etmesine rağmen arkadaşlar, Türkçe'yi resmi dil haline getiren, Uygur alfabesini kullanan kimmiş? Karanlar. Milliyetçi olan Karanlar. Sohbetimize devam edelim.
coğrafyanın önemi. Samanoğulları zayıflayınca kim kurulacak? Gazniler. İşleyeceğiz birazdan. Samanoğulları Karahan'la Gazni'nin ortasına kalan bir yer. Samanoğulları zayıflayınca kim kuruluyormuş arkadaşlar? Gazniler. Az sonra anlatacağım. Peki Samanoğulları zayıfladı. Bu sefer ortaya kim geldi? Büyük Selçuklular. Ortaya Büyük Selçuklular gelince Karahan ve Gazni bundan hoşlanmıyor arkadaşlar. Onlar ortada kalanın canı sıksın diyorlar. O zaman buyurun. Mavera-ün-Nehir İttifakı. Bölgenin adını yazdım. Mavera-ün-Nehir İttifakı. Sohbet ediyorum şu an. Kimler arasında yapılmıştır? Karahan, Gazni. Kime karşı? Büyük Selçuklu'ya karşı. Bu kadar ya. Tamam. Büyük Selçuklu'ya karşı. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Şimdi Karahan, Gazni, Büyük Selçuklu'dan başka ne gelebilir karşımıza? Bir kere ortada kalanın canı çıksın muhabbeti var. Değil mi? Sonra Büyük Selçuklular gelecek. Horasan bölgesine hakim olmak için Gazni'ye savaş yapacak. Nesa Savaşı, Serah Savaşı, Danakan Savaşı. Ya demek ki Gazi ile Büyük Selçuklu arasındaki yapılan savaşlar cihat ve gaza değil. Çünkü cihat gaza Müslüman devlet arasında olmaz. İslam'ı yaymak için gayrimüslimlerle olur. Nesa, Serah, Danakan, Horasan için kim yapacak bunu? Büyük Selçuklu ve Gazi'ler yapacak. Büyük Selçuklu kurulacak. O zaman cevap ver. Büyük Selçuklu'nun kurucusu Horasan hükümdarı. Horasan Hakanı, Tuğrul Bey. Arkadaşlar göreceğiz bunları. Şu an sohbete devam ediyorum. Hadi bakayım. Gazi zayıfladı. Büyük Selçuklu güçlenmeye başladı değil mi? İşte Büyük Selçuklu güçlenmeye başlayınca göçebe Türkmenler buraya gelince biz artık bu bölgeye sığmaz olacağız. Doğuya gidemeyim. Gidemem. Gittiğim kadar aldım zaten. Artık batıya gideceğim. Batıya derken kardeşim senin baktığın yerden batıya göre değil. İran'dan batıya doğru. Batıya doğru gideceğim. Niye? Göçebe Türkmenlere yurt sağlamam lazım, cihat ve gaza yapmam lazım. O yüzden inşallah tayin bölgeniz olur, kıçınız onar yavrum. Erzurum'un hangi ilçesi? Pasinler. Buyurun, Anadolu için yapılan ilk ciddi savaş, Pasinler. Ama hocam, bir hoca bize zapt suyu demişti falan filan. Hocaya selam olsun gençler. ÖSYM MEB kitabında zapt suyu diyor ama altta da şu cümleyi kullanıyor. İlk büyük ciddi savaş diyor. Tamam? Demek ki bizim ufak tefek şeylere değil, ciddi savaşa bakacağız. Pasinler'de Anadolu'yu tıklatacaksın. Malatya'da kapıyı ne yapacaksın? Açacaksın. Tamam. Bizim Anadolu'ya girişimiz böyle olacak arkadaşlar. Evet. Serkan kaydır beni. Coğrafya bilgimiz biraz önemliydi gençler. O yüzden birazdan sözel de yazacağız. Yerlerini göstermek istedim. Değerli arkadaşlar. Karahanlar deyince nerede kuruluyordu bu? Batı Türkistan'da. Evet. Nerede kurulmuş? Batı Türkistan'da. Karahanlar deyince Bilge Kadir Han kuracak. Arkadaşlar Bilge Kadir Han özellikle şöyle yapalım. Batı Türkistan'da kurulduğu için bunların önemli şehirleri neresi? Kaşgar, Buhara, Semerkant, değil mi? Nüfusunun çoğunluğu ne olacak arkadaşlar? Türk olacak. Bakın Kara Han. Bu Kara kurucu ailesidir. Han da kurucu unvanıdır. Bunların göbeğini kim oluşturur arkadaşlar? Karluk boyu, sonra Yağma ve Çil boyları. Demek ki boyların birleşmesiyle kurulacak arkadaşlar. Karahanlar deyince İslamiyeti devlet dini haline getiren kişi kim olacak? Saltık Buğra. Hatta Saltık Buğra Müslüman olunca Abdülkerim adını alacak. Hatta El Mücahit sıfatını alacak. Oldu mu? Saltık Buğra. Arkadaşlar ondan sonra Baytaş Arslan Han vardı. Belki ilk kez diyorsunuz. İslamiyet'i bütün ülkeye yayacak. Tamam. Ama en parlak dönemi rica ediyorum. En popüler hükümdar Saltık Buğra'dır ama en parlak dönem Yusuf Kadir Han'dır. İşte Yusuf Kadir Han zamanında en parlak dönemdir bu. Karahanlarla Gazniler Mavera-ün-Nehir'de bir araya gelecek. Mavera-ün-Nehir İttifakı. Arkadaşlar siyasi tarihi bitirin, kültür medeniyet daha önemli bence. Mavera-ün-Nehir İttifakı'nı yapacaklar. Yusuf Kadir Han önce devlet ikiye ayrılacak. Bunlarda ikili sistem var arkadaşlar. Bu sırada Tapkaç Buğra Han'a ne sunulacak arkadaşlar? Kutatku Bilik sunulacak. İşleyeceğiz zaten. Oldu mu? Eserlerini göreceğiz. Tapkaç Buğra Han da ilk medreseyi yapacak. Daha sonra bu devlete Harzemşahlar son verecek. Karahitaylar, Moğollar son verecek.
Karahanlar deyince bilmeniz gereken ilkler var. Bir kere bunun isimleri. Karanlar, Hakaniye, Afresyap oğulları, İskitleri atası bildiği için. İlikgiller, Buğragiller, oldu mu? Halamgiller, Teyzemgiller gibi. Diğer isimleri. Karahanlar deyince Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti. Karahanlar deyince ilk medrese, Semerkant. İlk vakıf sistemi, ilk bursluluk sistemi, ilk bimarhane, hastane, ilk ribat, kervansaray. Oldu mu arkadaşlar? Bunların hepsinin cevabı kim? Karahanlılar. Düzenli post örgütü. Cevap kim? Karahanlılar. Hocam ilk Gulam Karahan mı Gazze mi dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar Gulam kısmen Karahanlılarda var. Gelişmiş versiyonu Gazze'lilerde var. Türklerden Gulam kuran Karahan'dır. Yabancı toplumlardan Gulam'ı kuran Gazze'lilerdir. Muallak olan bir şey ÖSYM sormaz. Evet, ilk ribat kervansaray, ilk bimarhane, ilk medrese Semerkant, ilk bursluluk sistemi, ilk vakıf sistemi, ilk düzenli post örgütü, ilk Türk-İslam sentezi, KHP sorusu. Cevap kim? Karahanlılar. Peki burada eserleri vardı arkadaşlar. Rica ediyorum onlara iyi çalışın. Ben yine size anlatayım. Hocam bu eserler ne? Kutatku Bilig. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir arkadaşlar. Kutatku Bilig. Kutatku Bilig'de özellikle vezir ait oldu. Hükümdar kün doğdu, değil mi? Vezirin oğlu, vezirin kardeşi. Ok dilmiş, öt dilmiş. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları geçen sene ÖSYM'e sorduk Kutatku Bilig. Mutluluk veren bilgidir. İlk siyasetnamedir Kutatku Bilig. Peki ilk siyasetname. Arkadaşlar bunu ben kültür medya kısmında tablosunu yapacağım için rahat anlatıyorum. Arkasından Divan Lügat Türk var. Atabetül Hakaik var, değil mi? Hepsi bu dönemdir. Divan Hikmet bu dönemdir. Saltık Bura Destanı bu dönemdir. Karahanları gördük mü? Gördük. Milliyetçi olan kimmiş? Karahanlarmış. En popüler hükümdarı Saltık Bura ama en parlak dönem Yusuf Kadir Han'mış arkadaşlar. Mavera Ünleri İttifakı ortada kalanın canı çıksın. Karahan ve Gazne önce Samanoğullarına karşı sonra Büyük Selçuklu'ya karşı ne yapacak? İttifak yapacak. Evet, o zaman kime geçelim gençler? Gazneliler arkadaşlar. Tarih yazısım yoktu ama yazayım. 963-1187. Bir kere 2014 sorusu. İran-Afganistan dolaylarında kurulup Hindistan'da İslamiyet yayan Türk topluluğu diye soruldu. Cevap kim? Gazneliler. Arkadaşlar bunu Samanoğlu komutanlarından Alp Tegin kurdu. Samanoğlu komutanı Alp Tegin kuruyor. Bak size güzel bir soru söylüyorum. Demek ki bir devlete komutanken kendi devletini kurmuş. Doğru mu? Buna benzer bir kuruluş örneği Tolunoğulları'nda olacak. Hocam neden? Abbasiler'de komutanken Tolunoğlu Ahmet Tolunoğulları'nı kuracak. İkisinin kuruluşu birbirine benziyor. Gazilerin diğer ismi Yeminiler'dir. Neymiş diğer ismi? Yeminiler. İslam'ı yaymaya Yeminiler. Arkadaşlar Gaziler Türk İslam tarihinin ilk imparatorluğudur. Yani çok uluslu'dur. Türk İslam tarihinin ilk imparatorluğu. Samanoğulları zayıflayınca kuruldu. Saman eksi yapıyorum. Kim kurdu? Alp Tegin kurdu arkadaşlar. Tam bağımsızlık kimin zamanında? Sebük Tigin zamanında. O zaman hadi hoca anlatmadı diyelim. Sebügiler, Tiginiler, Yeminiler böyle isimler görünce Gazze'dir işaretliyorsunuz. Peki burada neyi bilmemiz gerekiyor? En parlak dönem kim? Gazze'li Mahmut. Değil mi? İşte halifeyi koruduğu için sultan unvanı aldı. Hindistan'da İslamiyet'i yaydı. İşte testlerde çıkar. Hindistan'da İslamiyet'i yayması. İlk seferi Peşaver. Değil mi? Arkadaşlar son seferi Çat. En ünlü seferi Samnat. Tamam. Böyle sorular gelir. Peki Gazneli Mahmut'tan neyi bilmemiz gerekiyor? Kendisi sarayımın en değerli hazinesi dedik kim? Biruni'dir. Kendisi Selçuk Bey'i, Selçukların lideri olan Aslan Yapgu'yu zindana attırmıştır. Mavera Ünleri İttifakı bu dönemdedir arkadaşlar. Kendisine sunulan eserler vardır. Mesela Firdevsi neyi sunmuştur? Şehname'yi sunmuştur. Utbi neyi sunmuştur? Tarihi Yemin'i sunmuştur. Peki arkadaşlar, Gazneli Mahmut ölünce Sultan Mesut geçecek başa. Sultan Mesut'la Büyük Selçuklular hangi savaşları yapacak? Nesa, Seras ve
Dandana Khan. Oldu mu? Evet. Gaziler Hindistan'da İslamiyet'i yaydı arkadaşlar. Büyük Selçuklu'ya mağlup olacaklar ama yıkılışı Büyük Selçuklu değil, yerel bir kavim olan Gurlar tarafından olacak. Gurlar. Peki Gazi'nin nereden iyi bilmen gerekiyor? Kurulduğu coğrafyayı bileceksin. Gazi'nin Mahmud'u bileceksin. Oldu mu? Biruni'yi bileceksin. En değerli hazine. Firdevsi'nin Şehnamesi. Bu döneme ait. Bir de arkadaşlar genel kültür olsun diye söylüyorum. Burada Pentname'yi bileceksin. Ahmet Hocam, Pentname ne? Gazi'nin hükümdarların hayatını anlatan çocuklarına eğitmek amaçlı bıraktıkları eserler, yazılı eserler. Oldu mu? Pentname. Evet, Gazeliler siz de gençler. Tamam mıyız? O zaman tahtamıza devam edelim. Tahtamıza devam edelim. Serkan'ım ben bir tahtayı sileyim, devam edelim oradan. Evet, değerli arkadaşlar tahtamızı hazırladık. Nereden devam ediyoruz? Büyük Selçuklulardan. Arkadaşlar Büyük Selçuklular deyince bir kere İran coğrafyası üzerine kurulduğunu bileceksiniz. İran, Horasan bölgesi. Hatırlarsanız arkadaşlar, daha önceki videolarda bahsetmiştim, normal videolarda. Bunların ataları Dukak'tı. Dukak, Selçuk Bey isim veren, değil mi? Arslan Yapgu vardı, hatırlarsanız. Gazi Mahmud'a esir düşen Arslan Yapgu'ydu. Şimdi burada Tuğrul Bey'in Anadolu'ya keşif hareketleri vardı. Anadolu'ya keşif hareketleri. Tuğrul Bey 1016-1021 yılları arasında Anadolu'ya keşif hareketlerinde bulundu. Arkadaşlar, Büyük Selçuklular Tuğrul Bey tarafından kuruldu. Bunlar hatırlarsanız Gazi'ne hangi savaşı yapmıştı? Nesa, Seras, Dandana Khan. Şimdi arkadaşlar, güncel web kaynaklarında Seras'ın kurulmanın aşaması olduğu söylenir. Kurulmasının aşaması olduğu söylenir. Ama resmen kuruluşu Dandana Khan'dır. Dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bazı arkadaşlar çok kafayı karıştırmaya çalışıyor. Hocam bir kaynakta ilk kez hutbeyi burada okutmuş falan filan. Arkadaşlar ÖSYM net soruyor. O yüzden MEP kaynakları da böyle anlatıyor zaten. MEP kaynağı diyor ki devletin resmen kuruluşu Dandana Khan'dır. Dolayısıyla bu savaşları kazanacağız. Tuğrul Bey Horasan Fatih olarak, Horasan Bey olarak hükümdar ilan edilecek. Hükümdar ilan edilip devletin resmi kurucusu olacak. Para bastırıp hutbe okutması. Eskiden hutbe yoktu biliyorsunuz değil mi? Bu para bastırmanın da yaygın hale gelmesi İslam'dan sonra arkadaşlar. Devleti kurduk mu? Kurduk. Arkasından İran'da kuruldu bu devlet. Nüfusu çoğunluğu Türk değil. Unutmayın bunları, Büyük Selçuklu'nun. Dandana Khan kuruluşu. Sonra arkadaşlar Anadolu için Zap Suyu Savaşı vardır. Zap Suyu Savaşı. Yani bu savaş çok önemli bir savaş değil. Bizans'la ilk kez karşılaşıyoruz. Ama Bizans'la Anadolu için ilk yapılan savaş 1048 Pasinler Savaşı'dır. Bizans'la Anadolu için yapılan ilk savaş 1048 Pasinler Savaşı'dır. Biz bu savaşla Anadolu'yu ne yaptık arkadaşlar? Tıklattık. Oldu mu? O zaman kaçıncı büyük savaş oldu ki? Kur beni Dandana Khan, tıklat beni Pasinler. Arkasından Abbasi halifesi Kayyum bin Emrullah'a yardımcı olduk. Büveyh oğullarına karşı Bağdat seferine gittik. O da sağ olsun Tuğrul'a hangi unvanı verdi arkadaşlar? Doğu'nun, Batı'nın sultanı. Evet. Doğu'nun, Batı'nın sultanı. O zaman Tuğrul'un iki sıfatı var. Arkadaşlar ben bunu denemede sormuştum. Bir, Horasan Fatih. İki, Doğu'nun, Batı'nın sultanı. Tamam mı? Kayyum bin Emrullah tarafından veriliyor. Niye veriliyor? Kendisini kurtardığımız için. Böylelikle ne oluyor? Siyasi lider Tuğrul Bey oluyor. Dini lider halife olarak kalıyor arkadaşlar. Din ve siyaset ayrı gibi düşünün. Tuğrul Bey döneminde bilmemiz gereken bir şey daha var. İlk kez medrese açıldı. Tarihte ilk medrese Karahanlılar, Semerkant. Büyük Selçuklu'nun ilk medresesi Nişabur. Tamam mı? İlk medrese Nişabur medresesi arkadaşlar. Nişabur medresesi. Peki değerli arkadaşlar, biz bu savaşı Nişabur'da meclisi açtık, Pasinleri kazandık, Doğu'nun Batı'nın sultanı olduk. Tuğrul Bey'den sonra devletin başına kim gelecek? Alparslan gelecek. Hemen bunları da şöyle bir özet geçelim sizlere.
Alparslan arkadaşlar vezirliğe kimi getirecek? Nizamül Mülk'ü getirecek. Yazım hatası yapıyorum. Kısa olsun diye. Kendisi Ani Kalesi ve Kars'ı fethedecek. Gürcistan'ı fethedecek. Buraları fethettiği için burada ünvan veren aynı halife, o yüzden bu soruyu bekliyoruz. Kaim bir Emrullah sana diyecek ki, sana diyorum pardon, Alparslan'a diyecek ki sen Ebul Fetih'sin, fetihlerin babasısın. Buraları fethettiği için hangi sıfat alacak gençler? Ebul Fetih. Tamam. Ani Kalesi Gürcistan'ı aldı. Değerli arkadaşlar bu dönemde Nizamiye medreseleri kuruldu. Evet, bunun üzerinden biraz uğraşalım. Nizamiye medreseleri önce Bağdat'ta kuruluyor, daha sonra yayılıyor. İlk üniversite özelliği gösteren eğitim kurumu Nizamiye'dir. Şimdi size mükemmel bir soru geliyor. MEP kitabından özel sorular. Ben bunu Yalnız Değilsin serisindeki denemelere de koymuştum. Değerli arkadaşlar, ilk medrese Karahan değil mi? İlk üniversite özelliği gösteren medrese artı cami medrese kültürü. Cami medrese kültürü Büyük Selçuklu. Bir daha söylüyorum. Üniversitelerindeki medrese neymiş? Nizamiye. Herkes bildi mi? Bense yeni cümleler kuruyorum. Cami medrese, yan yana olma kültürü. Planlı eğitim, Büyük Selçuklu. MEP kazanım testi diyor ki, planlı eğitime hangi devlet zamanında geçilmiştir? Cevap kim arkadaşlar? Büyük Selçuklu. Anlaşıyoruz mu? Evet, Nizamiye. Şiilikle mücadele, Bağatilikle mücadele, yönetici ihtiyacını karşılamak oldu mu arkadaşlar? Devlet adamı yetiştirmek amaçlı kuruluyor. Nizamiye daha sonra sayısı ne olacak? Artacak. Burası üniversite ayarındadır. 4 yıl eğitim görülür. Diplomanın adı icazetnamedir. Buranın rektörü kim? İmam Gazali'dir. Yani orada ders veren kişi kimdir? İmam Gazali'dir. Arkasından Alparslan döneminin en önemli olayı hangi savaştı gençler? Malazgirt. Evet. Alparslan döneminde en önemli savaşlar neydi arkadaşlar? Malazgirt Savaşı. Biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'nın sebebi neydi? Bizim Anadolu'ya hakim olmamız. Bizans'ın bizi Anadolu'dan atmak istemesi arkadaşlar. Cihat ve gaza. Hatta Sultan Alparslan Mısır'a sefere gidecekken seferden vazgeçiyor. Niye? Çünkü Bizans'ın çok büyük bir orduyla hazırlandığını duyuyor arkadaşlar. Bunun üzerine hikayeleri geçeyim. Malazgirt Savaşı cereyan edecek. Bu savaşta kazanmamıza etkili olan kim olacak arkadaşlar? Peçenekler ve Oğuzlar. Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken Peçenek ve Oğuzlar Türk tarafına geçecek. Bu savaşın kazanılmasına etkili olacak. Hocam Kumanlar yok mu? Arkadaşlar Kumanlar da Bizans ordusunda paralı asker. Ama aktif olarak kazanmamıza etkili olanlar bunlar. Tamam. Peki biz bu savaşı kazandık. Küçükken duyduğun cümle, mutlu olabilirsin. Çocuklar, Anadolu'nun kapıları açılmadı mı? Açıldı. Bir. İki cümle Allah'a şükür yok. Devam et. Kapılar açıldı. Bizans'ın gücü kırıldı. Bizi yenemeyeceğini anlayan Bizans, Haçlılardan yardım istedi. Haçlı seferine zemin hazırladı. Devam ediyorum. Anadolu Türklük ve İslamiyet yayıldı. Türkiye tarihi başladı. Türkiye tarihi başladı. Ya? Devam ediyorum. Türkiye tarihi başlatan savaş Malazgirt'tir. Sultan Alparslan komutanlarına bir söz söyledi. Neydi o söz? A. Öldürdün nabzımı yoklama. B. Fethedilen bölge fetheden komutanlara aittir. Fethedilen bölge fetheden komutana ait olunca bizim komutanlar gaza geldi. Seferler ne oldu? Hızlandı. Anadolu Türkleşmesi ne oldu? Hızlandı. Biz buna kılıç hakkı diyoruz arkadaşlar. Evet. Kılıç hakkı. Ve Sultan Alparslan'ın kılıç hakkı sayesinde arkadaşlar birinci beylikler kuruldu. Türkiye tarihinde bahsedeceğim. Evet. Birinci beyliklerden Türkiye tarihinde bahsedeceğim. Kuruldu arkadaşlar. Damasıç diye kodlamıştım. Danışmen, Artuk, Mengücek, Saltuk, Çaka diye gidecek bu. Tamam. O yüzden rica ediyorum. Malazgirt Savaşı tek kapı tıklaması olayı değil. Kapılar açılması olayı değil. Türkiye tarihi, Haçlı Seferi'ne zemin hazırlaması, değil mi? Beyliklerin kurulması, kılıç hakkına bağlamamız gerekiyor. Kılıç hakkının olumlu tarafı fetihler zanır. Olumsuz tarafı feodalleşme olur. Neden? Toprak kazanan kendini bir şey zanneder. Bu da otoriteyi ne yapar? Zayıflatır. Arkadaşlar Bizans imparatorunu ne yaptık? Diyojen'i esir aldık. Daha sonra kendisi Alparslan Karahanlar üzerine sefer yapıp hançerlenerek şehit düşecek arkadaşlar. Arkasından kim gelecek? Menikşah.
Evet. Hemen şuraya Melikşah diyorum. Farkında mısın? Bakın şah diyorum. Değil mi? Unutmayın bunu. En popüler Alparslan gibi gelir ama en parlak dönem Melikşah'tır. En parlak dönem Melikşah'tır arkadaşlar. Bu dönemde tutuş gidecek, Suriye'yi fethedecek, Irak'ı fethedecek. Irak, Suriye bölgesi Büyük Selçuklu'ya bağlanacak. Atsız gidecek, yine Şam'da, Kudüs'te fetihlerde bulunacak. Atsız arkadaşlar, komutan, değil mi? Bu sırada Kutalmışoğlu Süleyman Şah, tanıdık geldi size. Melikşah'tan icazet alıp başkent İznik olmak üzere Anadolu Selçuklu'yu kuracak. Ya Anadolu Selçuklu'nun kurulmasına icazet veren Selçuklu hükümdarı kimmiş? Melikşah. O yüzden Süleyman Şah da nereyi kuruyor arkadaşlar? Anadolu Selçuklu Devleti'ni. Hepsi Melikşah dönemi. Ömer Hayyam neyi sunacak? Celali takvim. Biz bunu daha çok mali işlerde kullanacağız, Celali takvimi. Nizam-ül Mülk, Siyer-el Mülük diye. Yani Siyer-el Mülük, Siyasetname adlı eserini sunacak arkadaşlar. Değil mi? Melikşah döneminde ilk kez düzenli şekilde iktidar sistemi, atabeylik sistemi uygulamaya konulacak. İkta ve atabeylik. Hatta ilk atabeylik Nizam-ı Mülk'tür arkadaşlar. Arkasından batinilerin, haşhaşların zararlı faaliyetleri sonucu Melikşah ve Nizam-ı Mülk öldürülecek. 1 ve 2 numara vefat edince arkadaşlar Fetret devri başlayacak. O zaman soru cevapla. Hangi Selçuklu hükümdarının vefatı üzerine Fetret devri başlamıştır? Cevap Melikşah. Tamam. Ondan sonra ne olacak? Berk Yoruk, Mehmet Tapar arkadaşlar. Ondan sonra Sencer. Bunlar Mahmut Sencer. Aralarında taht kavgası olacak. Tamam mı? En son Sencer buna son noktayı koyacak. O zaman buyurun. Selçuklu'nun son sultanı kim olacak arkadaşlar? Sencer. Yazık. Bunun da yüzü gülmeyecek. Hadi bakalım. Sencer dönemi diyelim. Evet. Fetret devrinin başlaması Melikşah'ın ölümüyle oldu arkadaşlar. Değil mi? Sencer 3S diyorum ben buna. Son sultan Sencer'dir arkadaşlar. Kendisi Karahan ve Gazi üzerinde hakimiyet kurdu. Hatta İskender'i Sani olarak bilinir. İskender'i Sani olarak bilinir. Birazdan sembolleri, şeyleri, hükümdar sıfatlarına geçeceğim. Kendisi İskender-i Sani olarak bilinir. Dikkat! Tam devri toparladıkmışken arkadaşlar, Moğolların bir kolu olan Kara Hitaylara yaptığı Katvan Savaşı'nı kaybedecek. 1141 Katvan Savaşı'nı kaybedecek. Arkasından sefere gittiği Oğuzlara esir düşecek. Ve devlet böylelikle ne olacak arkadaşlar? Yıkılacak. Evet, o zaman buyurun. Büyük Selçuklu'da 4 tane büyük savaş var. 4 büyük savaş. Güzel bir tekrar yapayım size. Kur beni, damdana kan. Tıklat beni, Pasinler. Aç beni, Malazgirt. Yık beni, Katvan. Gel çiçeğim. Kurusu kim? Tuğrul Bey. Doğunun batının sultanı Tuğrul Bey. Horasan Fatih Tuğrul Bey. Malazgirt'i kazanan Alparslan. Ebul Fetih kim? Alparslan. Doğru mu? Ama en parlak dönem kim? Melikşah. Son sultan kim? Sencer. İlk görülen medrese Nişabur. İlk üniversite ayarındaki medrese Nizamiye. Ben size neyi öğrettim? Planlı eğitim. MEB kitabında geçiyor gençler. Eğitimin planlaşması, cami medrese kültürü, ikisinin yan yana olması. Bunlar Büyük Selçuklu'da. İkta, Atabeylik. Bunlar da kimde? Yine ilk kez Büyük Selçuklular'da. Bir de arkadaşlar, MEB kitabında Alparslan'a sadece Ebul Fetih demiyor. Malazgirt'i kazandığı için Alparslan'a Sultanüs İslam. O zaman Tuğrul'un da iki sıfatı var Alparslan'ın da. Horasan Fatih Tuğrul, Doğu'nun Batı'nın Sultanı Tuğrul, Ebul Fetih Alparslan, Sultanüs İslam Alparslan. Dediğimi anlıyorsun değil mi arkadaşlar? Peki o zaman arabesk bir soru. Büyük Selçuklular neden yıkıldı? Yıkılış nedenleri. Evet. Büyük Selçuklu'nun yıkılış nedenleri. Arkadaşlar şu yazdığım kutucuk bu sezonun favori bilgisi. Oldu mu? MEB kitabındaki favori bilgisi. Ben bunu denemeye de yazmıştım. Bir kez daha söylüyorum. Planlı eğitim modeli. Planlı eğitim modeli. Cami medrese kültürü. Yan yana olması yani. Peki.
Yıkılış nedenleri. 1. Taht kavgaları. Hocam neden taht kavgası çıktı? İşte ülke hanedanın ortak malıydı. Veraset kesin değildi. Kut babadan oğula geçiyordu. İkincisi, atabeylerin zararlı çalışması. Üçüncüsü, batiniler yani haşhaşiler. Dördüncüsü arkadaşlar, Abbasi halifesinin kıskançlığı. Beşincisi, dolaylı yoldan Haçlı seferlerinin getirdiği ortam. Altı, göçebe Türkmenlerin küstürülmesi. Göçebe Türkmenlerin küstürülmesi. Hocam neden? Vergi anlaşmazlığı yüzünden Türkmenler üzerine sefer yapacak, göçebe Türkmenleri küstürecek, bir de Türkmenler geri planda kalıyor arkadaşlar. Unutmayın, size çok güzel bir yorum yapacağım şimdi. Gaziantep'in de saray dili Türkçe, Büyük Selçuklu'nda. Yazı dili Farsça, bilim dili Arapça. İkisinin de. Anlatabildim mi? Çünkü ikisi de çok uluslu. O yüzden Türkler biraz görev olarak geri planda kalıyorlar. Göçebe Türkmenleri bu yüzden hem vergi muhabbeti hem geri planda kalma sebebiyle küstürülecekler. Oğuzlara esir düşünce Sultan Sencer 1154'te Büyük Selçuklu ne olacak? Yıkılacak. Yıkılınca gençler, kısa diye kodluyoruz. Kısa. Kirman, Irak, Suriye, Suriş diyorum ben ona. Anadolu Selçukları tamamen bağımsız hale gelecek. Bu arada farkında mısınız? Büyük Selçuklu yıkılınca Anadolu Selçuklu kurulmuyor. Büyük Selçuklu varken Anadolu Selçuklu'yu ben kurdum az önce Melikşah döneminde. Bir de arkadaşlar ÖSYM pek sormadı ama kısmen bahsedeyim. Atabeylikler. Bunlar bağımsız oldu. Hocam Atabeylikler kim? 1. Zengiler. 2. İldenizliler. 3. Salgurlular. 4. Böğriler. 5. Bekteginoğulları. İsimler tuhaf değil mi? Mesela burada en karizmatik olan kim? Musul Atabeyliği Zengiler. Her genç kızın hayalindeki erkek İmamettin. Urfa'yı Haçlılardan alacağız değil mi? Hatta hatırlarsanız bu da Haç Seferi'ne sebep olacaktı. Haçlara karşı somut başarı kazanan Zengilerdir. Oldu mu? Musul Atabeyliği. Gençler, Musul olduğunu bilelim. Kurulduğu yer olarak. İldenizler. Azerbaycan Atabeyliği arkadaşlar. Salgurlular. İran Fars Atabeyliği. Böğriler. Dimaşk diye geçer. Dimaş demek Şam'da aşk başkadır demek, değil mi? Bekteginoğulları da Erbil diye geçer. Evet. Şimdi bu Türk İslam şehirlerinde arkadaşlar, mesela Şam Dimaş diye geçer. Kaşgar ışıldayan inci. Buhara İslam'ın Roma'sı, değil mi? İsfahan nüfus-ı cihan, dünya nüfusunun yarısının yaşadığı şehir. Horasan üzerine güneş doğan şehir. Isparta Apartlar Sultanı. Her taraf Apart Isparta'nın, değil mi? Peki Antep, Suriyelilerin merkezi maalesef. Hatay, Suriyelilerin merkezi. Bunları da ben ekliyorum gençler. Şimdi Büyük Selçuklu'yu bitirdim. Tamam. Karahan, Gazi, Büyük Selçuklu, elimden geldiği kadar özet yaptım. Atabeyliklerden bahsettim. Arkadaşlar hazır devam ediyorken nereden yürüyelim? Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri. Onları şöyle güzelce bir özetleyeyim size. Serkan'ım kaydır beni. Mehmet Yıldız'ın çeyizinden kalması ilgi bu. Hemen şunu sileyim kardeşim. Evet. Arkadaşlar, Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri. Bir. Kimi bileceğiz arkadaşlar? Tolunoğulları. 2. Kim bileceğiz arkadaşlar? IŞİD'ler. 3. Eyyubiler. 4. Memlükler. Sizce burada en önemlisi kim arkadaşlar? Memlükler. Şimdi yine bunu özet anlatıyorum arkadaşlar. Zaten ben uzun versiyonu anlatmıştım. Tekrar biliyorsun amacı nedir? Size birer kelimeyle bir cümleyi hatırlatmaktır. Birer kelimeyle. Bana göre öyledir. Bir kere biz Mısır'a, ben buraya nereden geldim? Ben buraya niye çıktım? Kemal Sunal dediği gibi. Biz Mısır'a nasıl geldik?
Abbasiler sayesinde geldik. Biz orada görev verdiler. Doğru mu? Dolayısıyla biz tevaifül mülüktük. Yani emirül ümeraydık, tevaifül mülük olduk. Buyurun. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti. Çıkacak sorusu bu. 2016'da çıktı. Tevaifül mülüktür. Yani Abbasilerden ayrılmadır. Torunoğlu Ahmet kurdu. Ahmet arkadaşlar zaten komutandı. ÖSYM 2016'da bize bunu sordu. Gazi'nin kuruluşuyla Tolunoğlu'nun kuruluşu birbirine benzer. Samanoğlu komutanı Alptekin Gazi'yi kurdu. Gazi'yi kurdu. Abbasi komutanı olan Tolunoğlu Ahmet de Tolunoğlu'nu kurdu. İki komutan ayrılıp iki devlet kurmuş. O yüzden kuruluşu komutanların kurması bakımından kime benzer? Gazi'ye benzer. Arkadaşlar Tolunoğlu'nun bir özelliği başkentleri Füstat'tır. Füstat neresi? Kahire'dir. İlk kurulan Türk İslam Devleti olması önemlidir. Bunlar da hastaneye ne ad verilir yavrum? Maristan. Zaten gençler ömrü 30 sene. 868-95. 868-95 bu kadar. İlk kurulanı bilmeniz yeterli. IŞİD'ler. 935-968. Ebu Bekir Mehmet ya da Muhammed bin Togaç diyoruz arkadaşlar. Kurdu. Arkadaşlar bu da tevaifül mülüktür. Kelime kelime gideyim. Tevaifül mülük. Yani Abbasya'dan kopmadır. Burada arkadaşlar hükümdarlarına Akşit ünvanı verilmiştir. Abbas halifesi tarafından. İşte Beyaz Güneş, Adaletin Timsali, Beyaz Prens, Akşit ünvanı veriliyor. Çıkacak sorusu belli. Hicaz'a hakim olan ilk Türk İslam Devleti'dir. Hicaz'a hakim olan ilk Türk İslam Devleti'ne soru çıksa ülkenin 150'si Osmanlı yapar, 130'u Memlükler yapar, 120'si bana bakar. Boş bırakır. O yüzden Hicaz'a hakim olan ilk Türk İslam Devleti kimmiş? Tamam. Arkadaşlar bu devleti kim yıkacak bu devleti? Bir kere bu devlet Fatimiler tarafından ne oldu? Yıkıldı. Hocam Tolunoğlu kime benzemişti? Arkadaşlar Tolunoğulları zaten Abbasiye bağlanmıştı. Ama bu IŞİD'ler, Akşit'ler, Fatimiler. Fatimiler kim? Mısır'da kurulan Şii kökenli devlet. Tamam. Hadi bakalım. Nereye geldik? Eyyubiler. Arkadaşlar Selahaddin Eyyubi. Kurucudur arkadaşlar. Selahaddin Eyyubi deyince ne bileceksin? Hıddin Selahaddin. Hatırladın mı? Daha önce anlatmıştım. Hıddin Savaşı'nı kazanıp Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığı için 3. Haç Seferi'ne sebep oldu arkadaşlar. Tamam. Selahaddin Eyyubi. Hatta ömrü Kudüs'e geçmiş, kutsal topraklarda geçmiş. O yüzden siz şey olarak biliyorsunuz bunu, genelde Yavuz Sultan Selim olarak. Arkadaşlar, Hadimül Haremeyn-i Şerif ünvanı ilk kullanan Selahaddin Eyyubi'dir. Evet, Hıddin Selahaddin diyorsun. Hıddin Selahaddin. Hadimül Haremeyn-i Şerif ünvanı kullanmıştır. Fatimilere son vermiştir. Fatimileri yıktı. İyi bir tarafı o. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu ile çağdaştır. Sayısalcı arkadaşlar pek bunu bilmiyor çağdaşı. Anlatayım. Aynı dönemde yaşayana biz çağdaş diyoruz. 1174-1250. 1250'de kimi kuracağız arkadaşlar? Memlükleri kuracağız. Benim de en çok önemsediğim devlet kim? Önemsediğim Memlükler. Hadi o zaman. Memlükler diğer ismi. Kölemenler, Devleti Türkiye, Türkiye adıyla kurulan ilk devlet. Oldu mu? Kim tarafından kuruldu? Aybek tarafından kuruldu. Oldu mu arkadaşlar? Daha sonra Kutuz geldi. Şimdi buraya bakalım. Kutuz zamanında komutan olan Baybars, gitti Moğolları yendi. Ayncalut Savaşı. Evet. Moğolları Kutuz zamanında komutan olan Baybars yenmiş. Ayncalut Savaşı. Daha sonra vurguya dikkat edin. Komutan olan Baybars hükümdar oldu. Ya Baybars hükümdar olunca
Gitti Moğolları Elbistan'da yendi. Elbistan Savaşı. Abbasiler dağılıyordu. Halifeyi aldı. Halife Mustansır'ı barındırdı. Bakın barındırdı diyorum arkadaşlar. Evet. O zaman buyurun. Özet geçiyorum şu ana kadar. İlk kurulan kim? Torunoğulları. Doğru mu? Hicaz'a hakim olan kim? Ihşit. Akşit. Hıddin Selahaddin. Hıddin Selahaddin. Arkadaşlar Moğolları yenen kim? Moğolları yenen Ayncalut ve Elbistan'da Memlükler. Komutan olan Baybars'ın oldu arkadaşlar. Hükümdar oldu. Tamam. Halifeyi korudu. Arkadaşlar Abbasiler yıkıldı. Halife valizini topladı. Çoluğu çocuğu aldı. Buraya sığındı. Dolayısıyla burada halife ayrı, hükümdar ayrı yaşadı. Hilafetle saltanat bir arada değil, ayrı ayrı. Osmanlı da bir arada olacak, tamam? Peki buradan çıkarman gereken sonuç ne? Kardeşim, Baybars komutandı, hükümdar oldu. O zaman buyurun, her güçlü hükümdar ne olabilir? Sultan olabilir. O yüzden soyu sopu önemli değildir. Her güçlü olan hükümdar olabilirse, Karakuz ailesi olabilir, Yakuza, Jakuz ailesi olabilir, doğru mu? O zaman buyurun. Herkes hükümdar olma hakkı varsa, demek ki değerli arkadaşlar ülke hanedan ortak malı değil. Demek ki kut inancı yok. Memlüklerin diğer Türk İslam devletlerinin en önemli farkı kut inancının olmaması, verasetin farklı olması. Evet, kut yok, veraset farklı. Yani ülke hanedanın ortak malı değil. Bu yüzden zırt pırt taht kavgası olur mu? Olur. Peki hocam, Memlüklerden başka neyi bilmemiz lazım? Halifeyi korudular, kut yoktu. Arkadaşlar, Ramazan, efendim Şaban demenizi bekliyorum. Ramazan oğulları, Dulkadir oğulları. Osmanlı Memlük arasında problem olacak. Memlükleri, Mercidabık ve Ridaniye'de biz yıkacağız arkadaşlar. Tamam? Osmanlı yıkacak bunları. Senin burada bilmen gereken, Kumanların, Kıpçakların görev alması, kölemenler olması, Memlükleri yenmesi, Memlüklerin Moğolları yenmesi, Ayncalut, Elbistan savaşları, Türkiye adıyla kurulmaları, değil mi? Halifeyi barındırmaları, halife ayrı, saltanat ayrı, kut inancı yok, ülke hanedanın ortak malı değil. Bu yüzden zırt pırt taht kavgası olacak. Osmanlı ile hangi sorun yaşayacaklar? Ramazan ve Dulkadiroğulları. Osmanlı ile ilk savaşları 2. Bayezid zamanında olacak. En ateşli savaşları Yavuz zamanında olacak. Biz bunları yıkacağız. Neyle yıkacağız gençler? Hatırlayın. Mercidabık ve Ridaniye. Yıkınca halife orada saf saf kalacak. Kim o halife? 3. Mütevekkül Aliullah'tır. Yavuz Sultan Selim halifenin sembollerini ondan alacak, kendisi giyecek. Böylelikle halifelik Memlüklerde yaşayan Abbasi sülalesinden Osmanlı'ya geçecek. Evet gençler, umarım faydalı olmuştur. Hadi bitirdim bakalım, gözümüz aydın. Bir sonraki videoda inşallah Türkiye tarihine devam edeceğim. Sonra ortak bir kültür medeniyet anlatacağım.